Dünyanın en önemli üç havzasından biri. Küçük Menderes Havzası içinde tarihin en kıdemli ilçesi. Arkasında ovaya kendini siper etmiş Bozdağ'ın o eşine az rastlanır görkemi. Evet, Ödemiş'ten bahsediyoruz. Tahtını dünyanın en nadir bulunan havzalarından birine kuran, 700 yıllık tarihiyle toprağa kök salan, ekmeğini topraktan çıkaran, toprağı altın bellemiş, Ödemiş. Ege'de sütün, peynirin ana vatanı, nam salmış dört bir yana enfes tulumu, leziz kaşarı, peynirini tüm Türkiye sevmiş, Ödemiş. Ödemiş, İzmir'e 110 kilometre mesafede, denizden 123 metre yüksekte bulunuyor. Akdeniz iklimine sahip ilçede halkın büyük bir çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Sahip olduğu 107.900 hektarlık arazinin %45'i tarıma elverişli arazi olma özelliğini taşıyor. Bugün 28.000 hektarı sulanabilen araziden yılda 2, bazen 3 kez ürün alınabiliyor. Ödemiş aynı zamanda Türkiye'nin en önemli meyve fidanı üretim merkezlerinden biri. Türkiye'de üretilen fidanın %35'i, süs bitkilerinin ise %15'i ilçede başarıyla üretiliyor. Bunların yanı sıra doku kültürü laboratuvarıyla arı fidan üretimi de yapılıyor. İlçede süt ve süt mamulleri, un ve unlu mamuller, hazır yemek ve meyve sebze işleme gibi yüzün üzerinde tarıma dayalı işletme üretim yapıyor, istihdam sağlıyor. Hayvancılığın çok gelişmiş olduğu ilçede bugün 100 binin üzerinde damızlık büyükbaş hayvan bulunuyor. Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından birine sahip Ödemiş'te yıllık ortalama 50 bine yakın büyükbaş hayvan Türkiye'nin dört bir yanına sevk ediliyor. Ödemiş, Türkiye'de üretilen sütün %3'ünü, İzmir'de üretilen sütün ise %24'ünü karşılıyor ve günlük 700 ton süt üretimiyle bölgenin en çok süt üreten ilçesi unvanını taşıyor. İlçede faaliyet gösteren onlarca mandıra yüksek standartlarda üretim yapıyor. Türkiye ve dünya pazarında Ödemiş peynirinin adını daha fazla duyurmak için en son üretim teknolojilerini takip ediyor, üretim kalitesini ve miktarını sürekli arttırıyor. Mandıralar birbirleriyle işbirliği içerisinde Ödemiş süt ürünlerini el ele geleceğe taşıyor. İşte bu işbirliğinin en güzel örneklerinden birisi de Ödemiş mandıralarının organize ettiği ve 31 Mayıs-2 Haziran 2013 tarihlerinde yapılacak olan Ödemiş Süt Ürünleri Festivali. Ödemiş halkının ve bölgenin heyecanla beklediği festivalde mandıralar açtıkları standlarda peynir tanıtımı yapacaklar. Halk oyunları gösterilerinden konserlere, el sanatları sergilerinden turistik gezilere kadar birbirinden keyifli etkinliklerin yapılacağı festivale tüm bölge elinden gelen desteği gösteriyor. Festivalin amacı Ödemiş ve Ödemiş peynirinin marka değerini yükseltmek ve geleneksel lezzetlerimizi dünyaya tanıtmak. Ödemiş, tarım ve hayvancılığı kadar tarihi dokusuyla da en değerli ilçelerimizin arasında yer alıyor. Taşınır kültür varlıklarını koruma altına almak amacıyla kurulan Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi, ilçenin iç ve dış turizme açılması adına çok önemli bir adım. Müzede binlerce tarihi obje, döküman ve eski Türkçe görülmeye değer nadide eserleri yer alıyor. Cumartesi pazarı içinde kurulan Kadın El Sanatları sergisi, Ödemiş'in köklü kültüründen süzülen zenginlikleri günümüze kadar özenle taşıyor. Ödemiş'in ilçe merkezi kadar ilçenin etrafındaki yerleşim yerleri de tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle göz alıyor. Ödemiş'e 8 kilometre uzaklıkta Bozdağ'ın Küçük Menderes Ovası'na indiği güney eteğinde yer alan Birgi. Osmanlı dönemine ait mimari yapılarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı hak ediyor. Ödemiş'e 18 kilometre mesafede ve denizden tam 1050 metre yüksekte bulunan Gölcük, yaz aylarında bile yaşattığı ilkbahar havasıyla çok özel bir yayla olma özelliğini taşıyor.
Ödemiş'in 30 kilometre kuzeyinde yer alan Bozdağ, denize 2159 metre yüksekliğiyle bölgenin adeta manzarası eşsiz bir buzdolabı görevini üstleniyor. Kışın yoğun kar yağışı alan Bozdağ, kayak turizmi için de oldukça doğal ve keyifli bir pist oluşturuyor. Yolun düşerse Ege'ye, mutlaka gel görmeye. Diyeceksin, tarihi, doğası, misafirperverliği ne güzelmiş, Ödemiş.